Ahmet İhsan soruyor. Tanrı'yı kıyamete zorlayanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaradan'ı hiç kimse herhangi bir şey sizce zorlayabilir mi arkadaşlar? Akıl var, mantık var. İki höt dese hepimiz maymuna döneriz. Değil mi? Yaradan'ın bir planı var. O planını gidiyor. Bizim dünyada da insanlar saçma sapan şeylerin peşinde. Biraz önce de arkadaşımızın sorduğu gibi. Büyücülük, okalt, bu tür şeyler var mı? Var. Saçma sapan el alemin kendisi için inşa ettiği saçma sapan hayatlar var sokakta. Bir bakın insanoğluna ne tür saçma sapan şeylerle iştigal ediyor. Öyle değil mi? Bir sürü saçma sapan şey. Ve adam bununla hayat geçiriyor. İlginç. Ama öyle. O yüzden Yerdan'ın planına göre gidiyor hayat. Hiç kimse de Yerdan'ı yoldan çıkaramaz. Yerdan'ı bir şeye zorlayamaz. Yok öyle bir şey. Sadece Yerdan'ı maneviyatta ilerlemek isteyen birisi zırlamasıyla Yerdan'ı ikna eder ama. O da doğru ağlama olursa. Evet, şimdi onu soracaktım rehberim. Biz de düzelmek için zorluyoruz yani. Tabii. Bir tek onun için zorlayabilirsin Yerdan'ı. Çünkü Yerdan'ın planı o. Yerdan'ın planı insandan muazzam bir varlık yapmak. Yerdan'ın katına çıkarmak. Öyle yazmıyorum kitaplarda. Ama Yerdan'ın katına çıkması lazım. Ve insan bunun için uğraşıyorsa ve bunun için çabalıyorsa, bunun için Yerdan'ın başının etini yiyorsa o zaman Yerdan'ı zorluyor. Bu dünyada anne ve babaları da çocuklar öyle zorluyor. Nasıl? AVM'lerde ağlayıp zırlayıp kendilerini yerlere atarak ikna ediyorlar. Çünkü rezil oluyoruz hafta sonu olduğumuz gibi. O şekilde evet demek zorunda kalıyoruz. Adam da Yerdan'a karşı maneviyatta ilerlerken öyle gibi çocuk gibi olması lazım. Ya bunu bana alacaksın ya da burada hep birlikte rezil olacağız. Bu şekilde.